Validem. Hayrola, bir yere mi gidiyorsun Mirim'e? Beyaz'ı görmeye gidecektim. Cezalı mı yoksa? Onun hatası yüzünden iki kişi canından olacak. Bundan ağır ceza olmaz ona. En iyi şekilde yetişmeniz için elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Yine de hünkârımıza mahcup ediyorsunuz beni. Validem, ben ne yaptım ki? Esma ne diyorum Mirim'e? Hamamda neler oldu anlat. Ne geçti aranızda? Anlattım ya size. Bana doğruyu söyle. Kavga mı ettiniz? Hayır. Özür dilemeye gelmiş. Tekrar arkadaş olmak istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Validem, yemin ederim kazaydı. Kendisi düştü. Bundan böyle ona karşı dikkat etmeni istiyorum. Aranızda tek bir hadise çıkmayacak. Şimdi benimle gel. Nereye? Geçmiş olsun demek lazım. Ne de olsa ölümden döndü. Sultanım. Esma'nı ziyarete geldik. İnşallah daha iyidir. İyiyim. Odasında istirahat ediyor. Geçmiş olsun. Allah korumuş sultanımızı. Mirmah yanındaymış, şükürler olsun. Hayatını ona borçluyuz, öyle değil mi? Ben bir çıkıp bakayım. Sen ne utanmaz bir kadınsın. Bana yaptıklarından sonra hangi yüzle gelirsin buraya? Hatice, tamam. Hürrem, gel otur şöyle. Nigar, sen çekilebilirsin. Mirşima çok üzgün. Esma düşünce çok korkmuş. Tahmin ederim. Tıpkı senin gibi hassas bir mizacı var. Ne demek bu? Onu da kendine benzettin demek Hürrem. Alenen yalan söylüyor. Esma'nın kendi kendine düştüğüne inanmamızı beklemiyorsun herhalde. Hatice, tamam. Sultanım, bana istediğinizi söyleyebilirsiniz. Zira bunun için çok sebebiniz var. Ancak yüce hünkârımızın yegane kızı hakkında konuşurken dikkatli olun. Saraya dönelim. Elbette validem. Hayırlı geceler sultan.